Son dakika. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde Arnavutluk yakınlarındaki İyon adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade edildi. Söz konusu kararnamenin uluslararası deniz hukuku sözleşmesinin uygulanması kapsamında yayımlandığı vurgulanan açıklamada Yunanistan'ın bu hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve gerekli bir adım oluşturduğu iddia edildi. Bakanlık açıklamasında kararnamede Yunanistan'ın benzer haklarını ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, bir süre önce parlamentoda yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesince İyon Denizi'nde, egemenlik hakları olduğunu, savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti. Yunanistan'ın, kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini, savunan Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan münhasır ekonomik bölge MEB anlaşmalarını Yunanistan için, tarihsel ve siyasi öneme sahip, olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz aylarda Yunan hükümetinin İyon Denizi için attığı adımlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili. 12 mile çıkardık, çıkarmadık olayı var ya. Bizim de hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz? 12 mile çıkardığınızda. Meclisimizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve hala geçerli olduğu bir yapıdır. 12 mile çıkması ne demek? açık denizler var, yani karasularının dışında kalan, şu anda 6 mil karasuları Yunanistan için. Türkiye tarafında 3 mil ama genelde deniz hukukuna baktığınız zaman dikey ortay diye bir şey vardır. Bunun doğusunda kalan batısında kalan adalar diye. Öyle bir yapı var ki, hayır bu bana yetmez, ifadelerini kullanmıştı.